çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya. Ayşe, Kerem ve Selim, hep beraber öğrenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera. Sen de gel aramıza, gülelim, eğlenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera. Sen de gel aramıza, hep beraber öğrenelim. Hep beraber öğrenip birlikte eğlenelim. Sesimi değiştirdim. Yeşili severim ben. Maviyi seversin sen. Sen bir uğur böceğisin. Bense denizde balık. İkimiz de aynı dünyada. Hep oyun oynadık. Harika bir şiir Selim. Çok ama çok beğendim. Ben de çok beğendim. Çok da güzel okuyorsun. Evet, bir şair gibi. Teşekkür ederim. Ben de şiir okuyacağım. Şimdi okuyorum. Dinleyin beni. Dalımdan düştüm, pırpır etti kalbim. Bir kalem gördüm, çok sevdim, arkadaş oldum. Bu kadar. Çok güzel oldu Ayşe. Sen de çok güzel şiir okuyorsun. Teşekkür ederim. Siz bir de benim şiirime bakın. Fışır fışır ses yaparım. Dönme dolaptan atlarım. Hop. Böceklere, balıklara bakarım. Kalemle her şeyi boyarım. Çok iyiydi Kerem. Çok da komik. Ben de ne yapsam gülüyorsunuz. Evet Kerem, çünkü çok komiksin. Ne yapayım? Gülmeyi de güldürmeyi de çok seviyorum. Hop. Neyim komik? Yani en çok neye gülüyorsunuz? Hareketlerime mi? Hoplayıp zıp zıp diye zıplayışıma mı? Sesine. Evet, sesini çok komik yapıyorsun. Bence de en komik özelliğin sesin. Tiyatrocular gibi sesini değiştirebiliyorsun. Tiyatrocular mı? Evet, onlar da seslerini istedikleri zaman değiştirebiliyorlar. Aynı senin gibi. Bazen üzgün, bazen kızgın, bazen komik yapabiliyorlar. Ben neşeli bir aslanım. Wow! Aynı aslan gibi yaptın. Buzumu kaybettim. Ben üzgün bir maymunum. Çok tatlı bir maymunmuş bu. Ha? Maymunum biraz üzgündü ama. Evet, muzunu kaybetmiş. O yüzden çok üzgün. Ben çok kızgın bir filim. Neye kızdın fil kardeş? Neye olacak? Şurada duran horoza her şeyi o yiyor. Bana hiçbir şey kalmıyor. Çok kızgınım. Seni gidi hor hor seni. Tüm yemleri yiyorsun. Şu fili hiç düşünmüyorsun. Ama ne yapsam gülüyorlar. Sesim üzerine biraz daha çalışmalıyım. Hor hora bakın. Kedilerin mamasına gidiyor. Yemedi. Minik tırtıllarım, tiyatro salonuna gidip sesler üzerinde bir çalışma yapmaya ne dersiniz?
Aa, harika olur öğretmenim. Ben sesimi değiştirmeyi çok seviyorum. Şimdi hepinize bir cümle vereceğim. O cümleyi farklı duygularda söylemenizi isteyeceğim. Sevinçli, öfkeli gibi duygular mı öğretmenim? Aynen öyle Ayşe'cim. Şimdi hazırsanız cümlenizi veriyorum. Hazırız öğretmenim. Bu bir kalem. Ha? Ama çok küçük bir cümle bu. Biraz da basit. Siz duygunuzu vererek söyleyin. Bakın cümleniz nasıl değişiyor. Ben başlayabilir miyim öğretmenim? Tabii Selim'cim. Cümleni kızgın söylemeni istiyorum. Aha. Bu bir kalem. Ha? Çok iyiydi Selim. Evet, sanki sen defter istemişsin ama sana ısrarla kalem vermişler. Sen de kızmışsın gibi. İşte bu. Basit bir cümleye duygu verince hemen ortaya bir hikaye çıktı, gördünüz mü? Cümle de o kadar basit değilmiş aslında. Evet. Ben de denemek istiyorum. Sahne senin Elif'cim. Sevinçle söylemeni istiyorum. Bu bir kalem. Çok iyiydi. Evet, sanki her yerde kalem arıyormuş da sonunda onu bulmuş gibi. Gerçekten öyleydi. Ben de yapmak istiyorum. Ben de. Merak etmeyin minik tırtıllarım. Hepiniz yapacaksınız. Rüzgar vuvu der, yağmur şıp şıp. Her şeyin var bir sesi, anlatır güzelce kendini. Bazen üzgün, bazen mutlu. Bazen komik, bazen kızgın. Benim de bir sesim var. Anlatır güzelce kendini. Maymun ua ua der. Aslan har har. Her şeyin var bir sesi. Anlatır güzelce kendini. Bazen üzgün, bazen mutlu. Bazen komik, bazen kızgın. Tekerleme daha biliyorum. Hangisi? Şöyle. Bir berber bir berbere gel ber beraber. Hayır, beraber. Aman işte berber berbere beraber berber dükkanı açalım demiş. Biliyordum bunu. Bakın bu daha zor. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Ben de söylerim bunu. Bu yoğurdu sarımalsak da mı almasak? Hayır. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Sarımsaçmasak da mı saçmasak? Ay! Sarımsaklamasak da mı saklasak? İşte sarı saklasak da mı saklama kabı? Hadi şimdi de üzgün bir sesle söyleyelim. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı? Üzgün ama yine de komik oluyor. Kerem hadi sen de söyle. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklamasak? Hayır öyle değil. Bence Kerem çok güzel söyler. Hadi Kerem bize bir tekerleme söyle. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Kerem, sesine ne oldu? Sesimi değiştirdim. Bundan sonra böyle konuşacağım. Çok ciddi bir ses bu. Bundan sonra hep böyle ciddi olacağım. Ciddi mi olacaksın? Ama neden? Çünkü normal bir sesim olsun istiyorum. Ama senin sesin zaten normaldi. Normal değil, komikti. Komik miydi? Evet, ben ne desem gülüyordunuz. Komik söylüyordun Kerem, ondan gülüyorduk. Ben üzgün bir şey söylediğimde de gülüyordunuz, kızgın bir şey söylediğimde de. Bu senin sesin değil gibi. Evet, sanki başka biri konuşuyor. Bu benim yeni sesim. Bundan sonra hep böyle konuşacağım. Böyle konuşmak zor olmuyor mu? Tabii. Biraz zor oluyor. Ben
ben de sesimi ciddi yaptım bakın. Bundan sonra böyle 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 konuşacağım. Daha ciddi olmalısın Elif. Böyle komik oldu. Nasıl oldu Kerem? Bir gösterir misin? Ben de sesimi ciddi yaptım bakın. Bundan sonra böyle 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 konuşacağım. Çok iyiydi Kerem. Sesinle istediğin gibi konuşabiliyorsun. Ciddi sesimden daha mı iyiydi? Senin sesin her zaman güzel Kerem. Bence de biz senin sesine değil, sesini değiştirmene gülüyorduk. Öyle mi? Yani benim sesim komik değil mi? Değil ama değiştirince komik oluyor. Hepimizin normal sesi çok güzel. Oh, madem öyle bundan sonra kendi sesimle konuşacağım. Herkes kendi sesiyle konuşsun. Hepimizin sesi çok güzel.